son olarak Türkiye Respublikası Adliye Nazırlığı Kanunlar İdaresi Reisi Sayın Doktor Yusuf Solmaz Bey'i Efendim, elimdeki dosyaya bakarak lütfen konuşmanın çok uzun süreceğini tahmin etmeyin. En kısa sürede arzularımı sunacağım. Şimdi saygıdeğer yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri, değerli Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçisi, değerli rektörlerimiz ve çok değerli hukuk ve bilim dünyamızın akademisyenleri, sayın katılımcılar. Bakü Devlet Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi tarafından ikincisi düzenlenen bu kongre nedeniyle değişik ülkelerden gelen çok değerli hukukçu, akademisyen, uygulayıcı ve seçkin katılımcılarla bir arada bulunmaktan duyduğunuz memnuniyeti ve onuru ifade ederek sözlerime başlıyor. Bu vesileyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı ve değerli müsteşarının selam, saygı ve hürmetlerini hepinize arz ediyorum. Bu toplantı bizim için birkaç yönden önem taşımaktadır ve Adalet Bakanlığı olarak bu toplantıyı kıymetlendiriyoruz, değer veriyoruz. Bir heyet olarak buraya katıldık. Gerek toplantı sürecini, gerek sonuçlarını hep birlikte bakanlık olarak değerlendireceğiz. Öncelikle akademik dünyanın değerli temsilcilerinin hukuk biliminin önemli sorunlarına kayıtsız kalmamaları, yaşanan sorunlara bulunabilecek çözümler hakkında kafa yormaları ve çözümün bir parçası olmaya çalışmaları bizim için gerçekten büyük bir önem taşımaktadır. Kongrede uluslararası alanda isim yapmış önemli hukukçulardan seçilen değerli katılımcılar ile ülkemizin değerli hukukçu ve akademisyenleri hukuk biliminin güncel sorunları ile ilgili konularında çok değerli sunumlar yapacaklardır. Kongrede ortaya çıkan sonuçlar, Azerbaycan'ın olduğu kadar Türkiye'nin de mevzuat çalışmalarında ve uygulamalarında değerlendirilecektir. Bu nedenle kongrede yapılacak sunumları büyük bir önem vererek takip etmekteyiz. Hepsinden de önemlisi, sizlerle bir arada olmak bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Ülkelerimizin refahı ve mutluluğu, her alanda standartlarını yükselterek kalkınması, insan hakları ve hukuk alanında çağdaş demokrasiler arasında hak ettiği yerini alması adına bu tür kongreler bize güç vermektedir, umutlandırmaktadır ve cesaretimizi arttırmaktadır. Saygıdeğer katılımcılar, hukukun güncel sorunlarının ele alınıp incelendiği bu kongrenin, Azerbaycan hukuk sistemi kadar Türkiye'nin ve diğer ülkelerin hukuk sistemlerinin gelişmesine de önemli katkıyı sağlayacağını, bu anlamda örnek bir toplumsal sorumluluk projesi niteliği taşıdığını değerlendiriyoruz. Sözlerime son verirken, hukuk dünyamıza yepyeni ufuklar açacağına inandığım bu kongrenin başarılı geçmesini diliyorum. Yine kongrede sunum yapacak değerli hukukçu ve akademisyen katılımcılara teşekkür ediyorum. Ve yine bu vesileyle belirtmem gerekir ki ben bir Azerbaycan Türk'üyüm. Bu vesileyle ilk kez Azerbaycan'a ve Bakü'ye gelme, buraları görme heyecanını yaşamış oldum. Bu heyecanı yaşattığınız için ve bu güzel, değerli, candan samimi insanları yeniden görme imkanı sunduğunuz için gerek Kafkas Üniversitesi'ne, gerek Bakü Üniversitesi'ne ve bu organizasyonları yapanlara çok teşekkür ediyorum. Adalet Bakanlığımız adına da saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum. Ve son olarak da uygun görürseniz eğitim adına her iki rektörümüze de hediyelerini takdim etmek istiyorum. Hörmətli konkursaşları, hər bir tədbirin başlanğıcı olduğu kimi sonu da olur. Biz plenar icrası başladı və sona gəldik. İstəyərdik ki, plenar icrası biz yekunlaşdıraq. Sonra qısa fasilə olacaqdır. Fasilə zamanı universitetin yeməkxanasında bütün qonaqlara, dəvət olunan qonaqlara, xaricdən gələn qonaqlar üçün şərait yaradılıbdır. Hamını biz orada dəvət edirik. Universitetin qapısı cəmiyyətin üzrə açıq olduğu kimi qonaqların üzrə də açıqdır. Əlimizdən gələn müsafirliyi, qonaqpərvərliyi çalışaraq göstərək. Universitetdə tələbələr yeməkxanasında yemək yemək, tələbəçiliyi yad etmək hər bir ziyalının ürək arzusudur. Mən bunu belə başa düşürəm. Biz sizi orada qarşılayacaq. Bu qısa məlumat idi. Ancaq fikrimi konferansın plenar icrasına yekun vurmaq istəyirəm. Elmin vətəni yoxdur. Ancaq hər bir vətənin, hər bir dövlətin, hər bir xalqın elmə böyük ehtiyacı var. Düzdür, bəzən deyirik, bu gün elmin vətəni yoxdur, sabah təhsilin də vətəni olmayacaq. Mən oturdum, biraz düşündüm, görəsən, bir 50 ildən, 100 ildən sonra belə tədbirlər keçirəndə o gənclər düşünəcəkmi ki, biz 50 il, 100 il bundan qabaq hüquqi, demokratik, dünyavi dövlət qurmaq istəyirdik. Görəsən, düşünəcəklərmi ki, biz vətəndaş cəmiyyəti qurmaq istəyirdik. Görəsən, düşünəcəklərmi ki, biz kiçik dövlətin övladı tələbəsi kimi, böyük dövlətin övladı tələbəsi kimi, kiçik dövlətin də tələbələrinin hüquqları olsun. İstədiyi universitetdə oxuya bilsin. Buna biz çalışırıq. Nail olacaqmı? Və onlar bundan necə istifadə edəcəkdir? Bugün Böyük Vətən Müharibəsinin 65 illiyinə hazırlıq gedir. Bir neçə gündən sonra bunu qeyd edəcək. 20 milyona yaxın insan öz həyatını torpaq uğrunda verir. Bu Türkiyədə də olubdur. Bu yaxınlarda biz o savaşları burada hörmətli böyük ilçi ilə birlikdə burada qeyd etdik. Rusiyada da olub, Azərbaycanda da bugün var və olubdur. Yəni, gələcək nəsillərə hər şey olduğu kimi çatdırmaq lazımdır. Ancaq bu ziyanların tövsiyəsi hamısından vacibdir. Biz tarixi bir addım atdıq, bugün öz tövsiyələrimizi verdik. Bir də qeyd edirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti qurmaq hər bir xalqın dövlətinin arzusudur. Ancaq kiçik dövlətin böyük arzusudur, bunu mən həmişə deyirəm. Çünki kiçik dövlətin gənci də, məsələn, götürək Azərbaycan gəncini. Azərbaycan gənci Amerika bir tələbəsindən, bizim bir tələbənin fərqlərindən ibarətdir. Bizim tələbə dərslərini yaxşı oxumalıdır, vətəni qorumaq haqqında fikirləşməlidir, milli təsibkeşlik haqqında düşüncələr olmalıdır, qlobal cəmiyyətə inteqrasiya haqqında düşüncələr olmalıdır. Yəni, bunun ona qədər problemi var. İndi götürə bir Amerika tələbəsini. Sərhəddi qorumaq, vətəni qorumaq haqqında düşüncə yox. Bəzi milli təsirkeşlik yox. Milli dəyərlər, bəşəri dəyərlərə çevrilikdir və s. və s. Bunun bir balansa hüquqşünaslar gətirməlidir. Hüquqi düşüncə olmalıdır ortada. Bax, ona görə hər bir toplantının böyük dəyərləri var. Mən əminəm ki, ümmümilli liderimizin adıyla bağlı olan hüquq elminin müasir aktual problemlərinin mövzusunda keçirilən bu beynəlxalq konferans bu istiqamətdə də öz dəyərlərini verəcəkdir. Bugün yeməkdən sonra universitetdə 4 bölmə üzrə tədbirlər devam etdiriləcəkdir və orada çox gözəl çıxışlar gözlənilir. Sabah biz dəyərli stol arxasında Qafqaz Universitetində bu görüşü devam etdirəcəyik. Və mən əminəm ki, sonluqda qəbul etdiyimiz qərarlarda bizi düşündürən bu problemlərin hamısı olmasa da əksəriyyəti əks etdiriləcəkdir. Bu yolda bir daha uğurlar arz edirəm və plenar iclası bağlı etməsini hörmətli həmkarım Əhməd bəyə təqdim edirəm. Buyurun Əhməd bəy. Hörmətli Ağabey müəllim, hörmətli rektor həmkarlar və çox dəyərli devletin en üst düzeydeki insanlar veya akademisyenler. Ben inanıyorum ki bu program, bu konferans çok faydalı olacak. Her dakikasını değerlendirin. Ben şunu arzu ediyorum. Buradan en az 10'a yakın ülke nümayendesi burada. Lütfen yemekte veya konferansta mümkün olduğun kadar diğer ülkelerin hukukçularıyla beraber oturalım, onlarla danışalım. Yan yana oturmayalım. Aynı ülkede olanlar yan yana oturmasın. Birinci sözüm bu. İkinci sözüm, tabii bunun çeşitli sosyal hisseleri olacak. Özellikle şembe günü, cumartesi günü Bakü gezisi olacak. Veyahut da Bakü'yü görmüş olanlar için çevre gezileri ayarlanacak. Bunlarla ilgili deskler açılacak. Ve oralara da isminizi yazdırmayı unutmayın. Tabii biz akşam yemeklerini mümkün olduğu kadar renkli geçirmeye çalışacağız. Bu akşam yemeğimiz, bütün hukukçular davetlidir. Çağ Öğretim Şirketi'ne ait Bakü Türk Lisesi var. Saat 7'de. Akşam yemeğini herkes davetli. Bunun dışında bir sonraki günde gala yemeğimiz var. Gala yemeği daha sonra bizim nerede olacağı konusunu çalışan arkadaşlardan, organizatör arkadaşlardan öğrenirsiniz. Sizler buralarda davetlisiniz. Aynı zamanda yarın diğer iclasların geçirilmesi Kafkas Üniversitesi'nde olacaktır ve sizleri Kafkas Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı ve verimli geçeceğine inandığım bir konferans ve bunu en iyi şekilde değerlendirelim. Geldiniz, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Açılışında, plenar iclasda Azərbaycanın hüquq ictimaiyyətinin çox görkəmli nümayəndələri var. Əslində, onların hər birinin fikrinə bizim böyük ehtiyacımız var. Belə oturarkən baxdım ki, sayma, seçmə, tanınmış diyarlarımız, böyük hüquqşünaslarımız iştirak edir. Qonaqlarla bərabər mən bir də onların hər birinin təşəkkürünü bildirirəm. Onların təcrübəsi bizə olduqca lazımdır. Onlardan biz həmişə bəhrələnmişik və bundan sonra da bəhrələnəcəyik. Hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Sonra oturarkən gördüm ki, mənim millət vəkili həmkarlarım buradadır. Onları salamlayıram, çox təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, bütün bura dəvət alanlar, özləri gələnlər, hər birinə çox sağ ol deyirəm və qısa fasilədə yeməkxanada onları görməkdən çox məmnun olarım. Sağ olun.